Evet, sayın erkek Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir diyor. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Begüm Hanım, teşekkür ederim. Herkese Sağ olunuz. saygılarımı sunuyorum. Bizden de saygılar. Şimdi bu 17 saatlik komisyon görüşmelerinde gergin anlar da yaşanmış. Hemen bu maddelere geçmeden önce biraz bunu sormak isterim. Neden bu kadar hani bir kere de bitsin mi istendi? Hani 17 saat uzamasının sebebi arkasında ne yatıyor sizce? Bir de neler yaşandı o gerginlik? Biraz ondan da bahseder misiniz? Sonra bu itiraz ettiğiniz maddelere geçelim ama. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu paylaşayım Begüm Hanım. Bir kanun nasıl çıkartılır? Yani kaliteli bir kanun yapma süreci nasıl işler? Öncelik katılımcılık olacak değil mi? Yalnızca siyasi partiler değil, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri olur, meslek örgütleri olur, sendikalar olur. Onları da katacaksınız. Konunun uzmanlarını katacaksınız. Katılımcılıkla. Bir kere katılımcılık yok. Bir yıl İki siyasi partinin mutfağında hiç herkesten saklayarak bir yıldır çalışıyorlar. Bir de bir yıl sonunda getirdikleri teklif maalesef bu. Şimdi getiriyorsunuz, zaten katılımcı bir süreç değil. Bir de Anayasa Komisyonu'nda ya bu acele neden? Neden 2, 3 gün, 4 gün sağlıklı müzakereler yapılmıyor? Niye alt komisyonlar oluşturulmuyor? Yani amaç başka. Nedir Amaç efendim? ya amaç demokratikleşme yönünde değişiklikler yapmak değil. Amaç biz acaba mecliste çoğunluğumuzu nasıl koruruz? Biz acaba iktidarımızı sürdürebilir miyiz? Yani bir siyasi mühendislik yapmaya çalışıyorlar. Bir de kanunlar niçin çıkartılır? Kamu yararı için çıkartılır. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin kökleşmiş içtihatları vardır. Çok sayıda. Bir kanun niçin değiştirilir? Kamu yararı için. Burada kamu yararı var mı? Burada Cumhur İttifakı'nın yararı hesaplanıyor. Ama bunların hepsi ters tepecek göreceksiniz. Bir de Cumhurbaşkanı'nın yani bir siyasi parti genel başkanı Erdoğan'ın özel çıkarları var bu kanun değişikliğinde. Özel çıkar. Yani devletin uçaklarıyla Türkiye'yi gezecek, devletin tüm imkanlarını, bütçesini kullanacak, bir ile gittiğinde valiler onu karşılayacak, devletin tüm kurumları ona bağlı. Böyle bir yarışın içerisinde ama bu adaletsizlikleri, eşitsizlikleri seçmen görecek ve göreceksiniz çok daha büyük farkla seçim bitecek. Bu tip değişiklikler Begüm Hanım bumerang etkisi yapar. Döner, sizi vurur. Tarihte de böyle olmuştur. Bir iktidar seçime az bir zaman kala seçim yasalarıyla oynamaya başladıysa kendi çıkarları için zaten yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Evet, bu teklif yasalaşırsa genel kurulda Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu teklifi getirenler, bu teklifi savunanlar demokrasiye ihanet içerisindedir. Bakın demokrasiye ihanet içerisindedir. 1950'den beri Yüksek Seçim Kurulu var. 1950'den beri ilçe seçim kurulları var. 1950'den beri İl ve ilçe seçim kurulu başkanları o ilin, o ilçenin en kıdemli hakimidir. Bundan niye rahatsız olur bir iktidar? Evet, mesela siz dün komisyonda bu soruyu soruyorsunuz. En kıdemli hakimden neden rahatsızsınız? Bir yanıt alabildiniz mi AKP'lilerden, komisyon üyelerinden? Yanıt veremediler tabii ki. Nasıl verebilsinler ki? Ya öyle gerekçeler sunmaya çalışıyorlar ki yani trajikomik durumlar yaşanıyor. Ya mesela örneğin biri diyor ki işte torbadan seçim konusunda deneyimli bir hakim çıkabilir, başarılı bir hakim çıkabilir. Yani bunlar gerçekten yani gerekçe bile olamaz. Şimdi İstanbul seçimlerinde 39 ilçede yani İstanbul'un en kıdemli hakimlerine her türlü baskıyı kurdular. Ama her türlü baskıyı. Ama onlar görevlerini yaptılar. Neden? İstanbul'un o ilin en kıdemli hakimleriydi. Kimseden çekinecek durumları yoktu. Onun için şimdi efendim ilçenin en kıdemli hakimi görev yapacakken ki il ve ilçe seçim kurulları biliyorsunuz Ocak ayında yeni oluşturuldu. Yani seçim kanununa göre Ocak ayının son haftası yani 2022 Ocak ayı. Ha, bu arada Sayın Beştaş da yayınımıza katıldı. Hoş Evet. geldiniz Meral Hanım. Siz de Hoş bulduk. yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, merhabalar Meral Hanım. Merhaba. Şimdi Ocak ayının son haftasında Türkiye'de
Bütün il ve ilçe seçim kurulları oluşturuldu. Mevcut seçim kanununa göre il ve ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi. Şimdi bunu niye değiştiriyorsunuz? Hangi gerekçeyle değiştiriyorsunuz? Ya bu kaybetme korkusu o kadar büyük ki. Bu onu gösteriyor. Yani Cumhur İttifakı kaybedeceğini görmüş. Acaba bunu nasıl çevirebilirim korkusuyla böyle demokrasi dışı, demokrasiye büyük ihanet içerisinde değişiklik teklifleriyle geldiler. Komisyon çalışmaları da sabah 7.30 sularında bitti. Hı hı. Genel kurulda da benzer şekilde görüşülür. Ama millet sandığı bekliyor. Toplumun her kesimiyle beraberiz. Esnafıyla, çiftçisiyle, işçisiyle, öğrencisiyle, ev kadınıyla, toplumun her kesimiyle her gün beraber oluyoruz. Millet sandığı bekliyor. Hangi seçim kanunuyla istiyorlarsa o kanunla gönderecekler bu iktidarı. Şimdi bu tabii genel kurul aşaması da olacak. Bu şekilde noktası virgülüne dokunmadan geçilirse BC planlarınız neler? Birazdan bunu da soracağım size. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş da bizimle, ilk başta duyurmuştum yayından çıkarken. Meral Hanım, sizin en temelde bu teklife itiraz noktalarınız nelerdir? HDP'yi nasıl etkiler bu, eğer bu şekilde geçerse? Bir de tabii bir kapatma davası süreci var. Buna ilişkin yani seçimlere girmeme vesaire, bu konuda ne dersiniz? Buyurun. Yani açıkçası bu teklif tabii ki bir siyaset mühendisliği. Oyları azalan iktidar partilerinin tarihte de yaptığı gibi daha az oyla, daha fazla hileyle ya da farklı yöntemlerle sandalye sayısını nasıl arttırırım ve seçim güvenliği konusunda kendi lehime nasıl müdahale edebilirim gibi bir arka plan mantığıyla oluşturulmuş. Yani açıkçası benim en tehlikeli gördüğüm maddelerin başında seçim güvenliği geliyor. Çünkü il ve ilçe seçim kurullarının yapısı değiştiriliyor ve işte Ocak ayında seçilen seçim kurulları normalde 2024 yılının Ocak ayına kadar görev yapıyor olacaktı. Fakat 3 ay içinde bu seçim kurullarının kura yöntemiyle, o da garip bir şey, normalde demokratik olması gereken hiçbir kurumda, kurulda kuraya başvurmayan iktidar nedense en kıdemli hakimleri devre dışı bırakmak için böyle bir yöntem belirlemiş ve tabi hakim ilkesine aslında paralelidir, iz düşümüdür tabii ki. Doğrudan bir müdahale var. 1950 yılından beri bu uygulama yürürlükte. Yani en kıdemli hakimlerin il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı yapması meselesi. Ve buna da AKP ve MHP müdahale ediyor. Buradaki amaçları şu, yani seçim güvenliğine dair YSK'nın aldığı garabet niteliğindeki kararları çok iyi biliyoruz. Ya işte mazbata vermeme, KHK'li diye, işte sandık taşıma, mühürsüz oy pusulaları ve AKP lehine tamamen karar veren ve AKP'nin çoğunluğunu elde ettiği bir YSK'dan şimdi il ve ilçe seçim kurullarını ele geçirme ve orada istedikleri manipülasyonu, müdahaleyi yapmak gibi bir yol haritaları yani var. Aslında bunu... yapılanlar resmiyete kavuşuyor gibi de diyebilir miyiz acaba bu yeni yani, teklifle birlikte? Hem resmiyete yapılanlar kavuşuyor hem de çok daha ileri düzeyde müdahale etme olanakları ortaya çıkıyor. Çünkü son yıllarda yargı üzerindeki operasyonlar sebebiyle tamamen kendilerine bağımlı bir yargı maalesef oluşturdular ve hakim ve savcıların, yargı mensuplarının önemli bir bölümü kendi il, ilçe, belediye başkanları, yöneticileri, üyeleri, yani tamamen kendi üyelerinden, hani seçmenlerinden diyeyim en genel tabirle, ve adaylarından oluşuyor. Bu durumda kuradan kim çıkarsa çıksın zaten kendi denetimlerinde olacaktır. Bu çok tehlikeli bir düzenleme. Ve buna dair gün boyu 18 saat süren görüşmelerde, sabah 8'de bitti bu arada, tatmin edici, tırnak içinde söylüyorum tatmin edici, gerekçelerini bile açıklamadılar. Açıklayamadılar demiyorum, açıklamadılar bilerek ve isteyerek. Çünkü biz bunun mantığını sorguladık. Ya siz 2024'e kadar
görev yapacak kurulu niye değiştiriyorsunuz? Niye kura sistemini getiriyorsunuz? İl ve ilçe seçim kurullarında bugüne kadar hangi aksaklıklar oldu? YSK'dan istediğiniz kararları alamadınız mı? Bu konuda böyle bir gereksinim de duymuyorlar. Bir de niyetlerinin okunduğunu bence gayet iyi biliyorlar. Diğeri tabii ki Cumhurbaşkanı'nın, yani şöyle düşünün seyircilerimizin, daha iyi anlaması için ya bir maddeyi değiştirmişler, başbakan yere yazan yerleri çıkarmışlar, yerine Cumhurbaşkanı yazmamışlar. Yürütmenin başı 104. madde var anayasada, Cumhurbaşkanı'nın çok sayıda yetkisi var yürütmenin başı olarak, işte başkomutan olarak ve zaten şu anda tek adam rejimi var. Oraya Cumhurbaşkanı yazmayarak Cumhurbaşkanı'nın tamamen devlet olanaklarıyla bir seçim kampanyası yürütmesinin önünü açıyorlar. Buna dair de bütün ısrarlarımıza rağmen kalem oynatılmadı, değişiklik yapılmadı. Bunun dışında birçok düzenleme var. Bilmiyorum Sayın Erkek ifade etti mi? Hani işte muhtarlara ilişkin, ittifak politikasına ilişkin %7'ye indiriyorlar barajı. Yani %10'u değiştiriyorsunuz amenna da niye %7? Niye %3 değil? Neden 0 değil? Yani eğer gerçekten demokratik bir adım atılacaksa bütün bunları tabii ki çok kapsamlı tartıştık. Sizce neden %7? Arkasında ne olabilir sizce? Yani kamuoyunun çokça söylediği üzere MHP'nin %7'yi ancak aşabileceği yönünde bir durum var ama ben bunun çok daha ciddi bir arka planın olduğu kanaatindeyim açıkçası. Bu kadar süredir, 2,5 yıla yakın bir süredir bu seçim kanunu tartışılıyor ve bence iktidar ortakları arasında çok ciddi çelişkiler var. MHP olur ya ittifaktan ayrılırsam %7'yi bir anlamda kendisi için bir güvence olarak almış gibi görünüyor. Çünkü aralarındaki çelişkiler artık gün yüzüne çıkıyor zaten. Peki Sayın Erkek, tam da sizden sözü alırken dediniz ki yani ben aslında B ve C planları da merak ediyorum ama ters tepebilir dediniz. Bugün dün Sayın Babacan da böyle bir ifade kullanmıştı. Nasıl ters tepebilir sizce? Yani Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin altına bir delik açmak amaçlandı diyorsunuz işte bir siyasi mühendislik. Evet. Peki Cumhur İttifakı'da nasıl? O masa devrilebilir deniliyor. Bu nasıl olur? Siz bunu ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu paylaşayım tüm samimiyetimle. Bu muhalefeti daha da kenetler. Yani muhalefet zaten birlikte çalışıyor. Bu birlikte çalışma daha güçlü bir şekilde kararlılıkla devam eder. Seçmen de vatandaşlar da görecekler gerçeği. Yani bir iktidarın bu şekilde kendi çıkarları amacıyla seçim yasasında oynamasını görürse, hisseder bunu, anlar. Ve bu göreceksiniz çok ters bir etki yaratacak. Zaten seçimi kaybedeceklerdi. Bence çok daha büyük farkla kaybedecekler. Çünkü yasal seçim ittifaklarının da üzerinde, bakın yasal seçim ittifakları seçim takvimi içerisinde netleşir. Ama yasal seçim ittifaklarının da üzerinde bir demokrasi ittifakı, bir Türkiye ittifakı var. Bakın şimdi hiçbir iddialarını gerekçelendiremiyorlar. Hiçbir tezlerini savunamıyorlar. Şimdi ne diyorlardı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetimde istikrar sorunu ortadan kalkıyor. O zaman baraj niye var? Madem yönetimde istikrar sorunu bittiyse yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanını ayrı seçiyor zaten millet. Değil mi? Yani hükümet meclisinin içinden çıkmıyor parlamenter sistemde olduğu gibi. O zaman baraj niye var? Daha çok partiler, daha çok fikirler meclise girsin istiyoruz. Onun için %7'ye indiriyoruz. Yani bu çok komik bir gerekçe. O zaman %3'e indirin. Daha çok parti girsin. Efendim ittifak içerisinde olduğunuz zaman zaten baraj sorunu yok. İttifak içinde olmayan bir parti için %7 barajı dağ gibi duruyor. Niye engeller koyuyorsunuz demokrasinin önüne, temsilde adaletin önüne? Evet, mecliste her düşüncenin, her görüşün temsil edilmesi toplumsal barış için, uzlaşma için çok değerlidir. Bu kadar yüksek bir baraj, biliyorsunuz bu baraj 40 yıldır tartışılıyor. 20 yıldır tek başına yöneten bir iktidar var. 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği, 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği ve bir demokrasi ayıbı olarak gördüğümüz bu kadar yüksek bir barajı hala savunan bir Cumhur İttifakı ile karşı karşıyayız.
Asıl sorun burada. Ama bunların hepsini aşacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yani hep söylüyorum, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Şimdi öyle engeller koyuyorlar ki partilerin önüne. Şimdi 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlere nasıl girebildi? İlk seçimine, iktidar olduğu seçime, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olduğu için girebildi. Yüksek Seçim Kurulu kararı var o tarihte. 2002 seçiminden önce Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de örgütlenmesini tamamlamış partileri sayıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yok onların için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurdular biliyorsunuz. Grup kurdular. O grup sayesinde meclise girdiler. Şimdi getirdikleri teklifte bunu kaldırıyorlar. Yani tek başına grubun varsa yetmez, seçime giremiyorsunuz. Neden? Milletvekilleri bir araya gelmiş bir grup oluşturmuşsa ve milletin onayına, milletin oyuna talip oluyorsa niye engelliyorsunuz? Bırakın seçime girsin, millet oy verir vermez. Yani maalesef derin çelişkiler içerisindeler. Sorunumuz şu Begüm Hanım. Türkiye, ülkemiz tarihinin en ağır, en önemli ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşıyor. Ve bunun temel sebebi de bizatihi bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında yaratılan keyfi, yani keyfi uygulamalar. Bu sistem değişmediği sürece, bu tek adam sistemi değişmediği sürece maalesef demokratik bir hukuk devletini tesis etmemiz mümkün değil. Ama ilk seçimden sonra bunu hep birlikte başaracağız. Yani seçmende bir kafa karışıklığı da yaratır mı? Hani bu B ve C planları devreye girerse bunu merak ediyorum. Bir de Sayın Meral Danış Beştaş'a da hani seçime girmeme ihtimalini sormuştum. Onun da yanıtını alacağım ama birkaç dakikalık bir bağlantımız olacak değerli izleyicilerimiz. Hemen oraya bir uzanalım. Birkaç dakika sonra bu soruların yanıtını değerli konuklarımızdan alalım. Şimdi gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı. Bir canlı bağlantı noktamız var. Hemen birkaç dakika bir uzanalım. Son kabinde bu soruları yönelteyim değerli konuklarıma. Evet, herhalde bir ses problemi varmış. Arkadaşlarım ilgileniyorlar. Bu bağlantımızı bir basın toplantısı canlı olarak ekrana yansıtmak istedik. Birkaç dakikada olsa Tele1'de Demokrasi Aranası programını hazırlayıp sunan Uğur Dündar'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı ve buna ilişkin bir konuşma. Nedir durum arkadaşlar? Bağlantımızdaki sorunu çözebildik mi? Çözmeye çalışıyoruz. O zaman biz ne yapalım? Yayınımıza devam edelim mi? Hani çözülemez bir problemse. Çünkü zamanımız da işliyor bir yandan. Aşamadığımız bir sorun. Peki o zaman biz devam edelim. Şimdi tam da şöyle de bir amaç taşıyor olabilir mi? Seçmende kafa karışıklığı, motivasyon düşürme. Zaten seçim güvenliği konusunda malum seçmenin endişeleri de mevcut, var. Şimdi bununla birlikte bu daha da derinleşecek diyorsunuz. Böyle bir eleştiri getiriyorsunuz. Bir yandan örneğin listeler birleşirse, yani bu bir anlamda partilerin biraz daha kimliklerinin silikleşmesi sürecini de beraberinde getiriyor gibi de bir sürece evriliyor sanki. Hani seçmende bir motivasyon kaybı olur mu? Gerçi siz daha da kenetleneceğiz dediniz ama seçmen nezdinde bu nasıl olur sizce Sayın Erkek? Kesinlikle bir sorun olmaz. Bizim de hiçbir endişemiz yok. Çünkü seçim güvenliğiyle ilgili de çok ciddi özel çalışmalar yürütüyoruz. İl ilde özel çalışmalar tabii ki yapacak her siyasi parti ve birlikte de çalışacak muhalefet. Hiç kimsenin endişesi olmasın Begüm Hanım. Hiç kimsenin. Sandıktan çıkan seçmenin iradesine mutlaka sahip çıkacağız. Siyasi partiler, sandık kurulu üyeleri, müşahitler, oy veren yurttaşlar da kendi oyunu sonuna kadar takip edecek. Hiç kimse ne yaparsa yapsın, hangi seçim kanunu getirirse getirsin, milletin iradesini, seçmenin iradesinin önüne set koyamayacak. Yani bu mümkün değil. Ben şunu özellikle söyleyeyim. Bir kere muhalefette kesinlikle hiç kimse
ben ne olacağım kaygısıyla hareket etmiyor. Çünkü bugün Türkiye demokrasisini kaybetti. Büyük bir demokrasi mücadelesi veriyor. Bizim ülkemizin yarını inşa etmemiz gerekiyor. Ortak bir gelecek kurmamız gerekiyor. Bunun için ilk seçimde demokrasiden yana olanlar kazanacak. Bu otoriter, keyfi, adaletsiz sistemden yana olanlar, bu sistemi tahkim etmek isteyenler kaybedecek. Hiç kimsenin endişesi olmaz. Sayın Beştaş, şimdi bugün Barış Pehlivan yazmıştı, bir HDP'li yetkiliye dayandırdı bir işte haberi. Nefes alamaz hale gelirsek, gerekirse seçime girmeyiz. Şimdi kapatma davası da bu sürece eşlik ediyor. Böyle bir ihtimal var mı? Seçime girmeme ihtimali HDP'nin. Yani siz bu konuda ne planlıyorsunuz? Yol haritanız nedir? Kesinlikle yok. Öyle bir olasılık yok. HDP seçime mutlaka girecek. Bir kere bunu söyleyeyim. Kesin olarak söyleyeyim. Barış Pehlivan'ın yazısını ben de okudum biraz önce. Bizim böyle bir yetkilimiz yoktur. Yani neye dayanıyor bilmiyoruz. Çünkü bizde ismini vermeden bilgi vermek gibi bir gelenek olmadığı gibi bizim yetkili kurullarımızda böyle bir tartışmanın hiçbir şekilde olmadığını söyleyebilirim. Yani izleyicilerimize bu konuda bilgi vermek amaçlı. Çünkü bizim yani hem şeffaf bir partiyiz hem de neticede bu tip tartışmalar parti meclisinde, merkez yürütme kurulunda ve eş başkanlar kurulunda olur. Ben tamamında yer alan sözcülerden biri olarak böyle bir tartışmamızın olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İlk ağızdan bunun yanıtını almış olduk, iyi oldu. Evet. Sizin var olan, henüz kurumsallaşmadı ama bu üçüncü ittifak, işte adı henüz neyse, demokrasi ittifakı vesaire, devam eden bu görüşmeleri nasıl etkileyecektir bu seçim yasası? Sizin bu anlamdaki yol haritanız nedir? Ya bizi açıkçası etkilemeyecek, şöyle etkilemeyecek. Bir kere burada oyu azalan, halk güvenini yitiren, iktidarda kalmak için her türlü yönteme başvuran bir blok var karşımızda. Biz ise Halkların Demokratik Partisi olarak sonuçta halkın gücüne dayanan bir partiyiz. Ve bu konuda her türlü zorluğu, saldırıyı, baskıyı def eden ve giderek büyüyen bir parti olduğumuzu önemli ifade etmek istiyorum. Onlar bize saldırdıkça küçülüyorlar, biz ise büyüyoruz. Yani daha önce de kapatma davalarında benzeri diğer partilere yönelik uygulamalardan bugüne kadarki bir tarihi arka planı hatırlatmak isterim. Her kapatmadan sonra daha da yüksek bir oyla parlamentoda temsil edilen bir geleneğin ardıllarıyız. Yani devam ediyoruz. Demokrasi ittifakı tabii ki devam edecek. Yani mücadele birliği, mücadele ortaklığı zemininde zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Ortak mitingler dahil birçok çalışma yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde seçim satılma haline girdiğinde bu bir seçim ittifakına da dönüşebilir. Yani her halükarda istedikleri değişiklikleri yapsınlar. Halkın desteği olmadıktan sonra bu iktidarın kalamayacaklar. Yani bunu kendileri de görüyor. Tabii çok komik şeyler de var. Trajikomik. Yani 2 yıl önce ittifakın ne kadar iyi bir şey olduğunu, oyların dağılımının ittifak partileri arasındaki tablonun ne kadar demokratik olduğunu aynı Anayasa Komisyonu'nda anlatanlar bugün bu rejimi savunuyorlar. Yani sürekli bir değiştirme hali ve yap boz tahtasına çevirdiler yasaları hakikaten. Hangisi daha lehimize olur gibi bir çaba içindeler ama kendileri de bence hala fark etmediler. Yani bu değişikliklerle kurtulamayacaklar. Demin Muharrem Bey'e sordunuz. Hani halkta kafa karışıklığı. Evet. Emin olun halk bence şunu görüyor. Ben 2 haftadır sahadayım. Bu çalışmaları ya bunlar ne kadar çok çırpınıyorlar ya. Artık hani ölüm gelmiş yani ecele fayda yok gibi görüyorlar. Tam tersine halkta daha güçlü bir motivasyon ve hani kendi partilerin etrafında kenetlenme hali var. Yani ben kendi tabanımız açısından bunun çok güçlü bir motivasyona dönüştüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aksine onların seçmeninde moral bozukluğu var. İktidarı kaybediyoruz, işte kaynaklarımızı kaybediyoruz vesaire vesaire. Kapatma davasını da sormuştunuz. Kapatma davası devam ediyor. Yani bu bir dava değil, bu bir siyasi operasyon. Darbenin devamı 2015'ten bu yana devam eden bir
uygulamak. Kobani kumpas davası da devam ettiriliyor ve dün Kobani davasında mahkeme başkanı olan zat hakim demeye dilim varmıyor. Çetecilikten gözaltına alındı. Yani düşünün, Demirtaş ve Yüksekdağ, Gülten Kışanağ'ı yargılayan mahkeme başkanı gözaltına alınan bir isim ve daha öncekileri de saymayayım. Ama bu davalar devam ettiriliyor. Neden? Çok açık, yani siyasi olarak rekabet edemiyorlar. Yargıyı bir silah olarak kullanıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ndeki davada tam da bu. Ben bir hukukçu olarak hala Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar vahim bir davayı, çünkü hiçbir gerekçe yok, hukuki hiçbir temeli yok, kabul etmeyeceği kanaatini koruyorum, korumak istiyorum. Ama velev ki olumsuz bir durum olursa bile kesinlikle seçeneksiz değiliz. İzleyicilerimizin ve halkımızın tahmin edemeyeceği kadar çokça seçeneğimiz var. Seçerek yaratırız. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun ve uzun bir mesainin ardından katıldığınız için. Kırmadığınız sağ olun. Bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun. Böyle bir seçim kanunu değişikliğiyle gelmeleri, biz aslında bu seçimi kaybettik demenin de açık bir göstergesi. Peki. Yani biz Cumhur İttifakı biz seçimi kaybediyoruz. Acaba ne yapabiliriz de ayakta kalabiliriz? Yani seçimi kaybettiklerinin açık bir göstergesi. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erkek, Sayın Beştaş. Sağ olunuz. Sağ olun. Tekrar. Sağ olun.